Facebook'ta bir gelişme var. Hemen karşımızda Ayşegül, neler oluyor? Evet, şu anda İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz, gün boyu buradaydık. Az önce, birkaç dakika önce buradaki gruptan İsrail Konsolosluğu'na ardı ardına havai fişekler atıldı ve bir hareketlilik oldu. Grup sloganlar atmaya devam ediyor şu anda. Kameraman arkadaşım size kitleyi gösterirken ben de bilgileri aktarayım. Evet, bugün çok sayıda grup gelmişti buraya. Özgürler ve ardından da sosyalist gruplar gelmişti. Onlar basın açıklamalarını yaptılar sırayla ve şu anda da atılıyor. Evet, içeriye doğru havai fişekler atılıyor ama o patlamayanlardan bir tanesiydi. Evet, gruplar dağıldıktan sonra burada bir süre bekleyiş devam etti ama kitle giderek kalabalıklaşmaya başladı. Saatlerdir aslında burada sloganlar atıldı, tekbirler getirildi, meşaleler yakıldı. Defalarca aslında İsrail bayrağı yakıldı ve en son birkaç dakika önce de dün akşam olduğu gibi havai fişekler binaya doğru ardı ardına atılmaya başlandı. Daha önceki arkadaşlara da göndermiştik havai fişekleri yaktıklarını ama bu sefer farklı olarak binaya doğru fırlatıldı. Şu anda evet, kalabalık hala burada durmaya devam ediyor. Sloganlar biraz azaldı ama kalabalığı şu anda kameraman arkadaşım Agit Ok size gösteriyor. Yani ilk gruplar dağıldığında basın açıklamasından sonra burada gerçekten çok az sayıda insan vardı. Ancak saatler ilerledikçe gruptaki kişi sayısı da artmaya başladı. Dün akşamki gibi bir manzara olacak mı bilmiyoruz. Ancak şu anda bir hareketlilik var. Evet, siz de ekranlarda görüyorsunuz. Tekrar edelim dilerseniz. Bir 5-10 dakika, 5 dakika kadar önce burada havai fişekler havaya doğru değil de yine konsolosluğun olduğu binaya doğru ardı ardına atıldı. Aslında gündüz saatlerinde yapılan basın açıklamalarının ardından az sayıda kişi kalmıştı ama sayı giderek arttı, arttı, sloganlar atıldı, tekbirler getirildi ve defalarca İsrail bayrağı yakıldı. Ve hala evet, şu anda ekranda görüyorsunuz, kameraman arkadaşım Agit Ok size gösteriyor. Aynen şu anda gördüğünüz manzara aslında saatlerdir devam ediyor. Ancak tansiyon bir miktar yükseldi bir 5 dakika kadar önce. Havai fişekler gökyüzüne değil, dün akşam olduğu gibi konsolosluğun olduğu binaya doğru ardı ardına atıldı. Aslında kameraman arkadaşım çekerken de bir havai fişek atıldı. Ancak o patlamamıştı muhtemelen. O nedenle seyirciler çok da göremedi. Evet, ekranda görüyorsunuz. Şu anda konsolosluğun bahçesini gösteriyor arkadaşımız. Çok sayıda polis var, çevik kuvvet var. Bu sadece bu gördüğünüz kadarıyla değil aslında. Binanın tamamı, etrafı, ara sokaklar tamamıyla polislerle dolu, çevik kuvvetle dolu, sivil polisler var. Trafiği sağlayabilmek için tek şerit açık, trafik polisi var. Etrafımız tamamıyla polislerle dolu. Ve TOMA da var burada. Gündüz yapılan basın açıklamalarından sonra TOMA'lar da devreye girdi. Açıkçası birkaç tur attılar ama şu anda hareket halinde değiller. Evet, buradaki bekleyiş devam ediyor. Kalabalık kitle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Sloganlar atılıyor. Evet, şu anda biz de burada beklemeyi sürdüreceğiz. Kitle polise oldukça yakın. Öfkeli bir kitle var. Az önce öfkelerini biraz daha dile getirdiler. Havai fişekleri havaya değil, binaya doğru attılar. Biz buradaki bekleyişimizi sürdüreceğiz. Bir gelişme olursa size aktarmaya devam edeceğiz. Ayşegül, çok kısa bir şey soracağım. Çünkü İstanbul Valiliği'nin dünkü manzaraya yönelik yaptığı açıklamada bu havai fişekli saldırılara yine dikkat çekilmişti ve kaçınılması uyarısı yapılmıştı. Bir de emniyet güçlerine saldırı dün olmuştu ve 5 kişi gözaltına alınmıştı bu eylemlerde. Bugün emniyet güçlerine karşı tavır nasıl? Onlara yönelik bir saldırı var mı bu binaya atılan havai fişeklerin yanında? Evet, dediğimiz gibi çok sayıda emniyet gücü var şu anda burada ama emniyet güçlerine yönelik herhangi bir saldırı yok. Ama az önce benim de gördüğüm gibi bütün gün gözlemlediğim için şöyle bir şey olabilir. Buradaki kitle öfkeli olduğu için, canları yandığı için Gazze'deki hastanenin patlamasından kaynaklı
Binaya yapılan saldırıda polis bir miktar arada kalıyor. Siz de sağ tarafımda görüyorsunuz. Polis bariyer oluşturduğu için kitlenin binaya attığı havai fişek tabii doğal olarak zaman zaman yani çok hızlı ilerlemezse eğer havai fişek polisin ortasına da düşebilir. O nedenle kendilerine yapılmış bir saldırı gibi de olabiliyor maalesef o havai fişeğin hızına bağlı olarak. Ama şu ana kadar polisle buradaki göstericilerin arasında herhangi bir arbede, sözlü bir münakaşa, herhangi bir şey yaşanmadı. Evet, şimdi kameraman arkadaşım size göstersin dilerseniz. Aynen şu anda olduğu gibi saatlerdir meşaleler yakılıyor burada. İsrail bayrakları yakıldı, sloganlar atıldı. Kadınlar da var burada hala. Küçük çocuklar da var. Çok yaşları çok küçük olan çocuklar da var. Türkiye'den çocuklar da var. Onların akrabaları var. Kendileriyle konuştum. Üzüntülerini dile getirdiler. Bu savaşın son bulmasını istediler. Gazze'de öldürülen çocukları dile getirdiler. Çocukların ölmesini istemediklerini söylediler. Evet, şu anda burada bekleyiş devam ediyor. Kitle hala burada. Bir miktar azalıyordu aslında ama son İsrail konsolosluğuna atılan havai fişekle gidiyor olanlar da geri döndü. Biz de bekleyişimizi sürdüreceğiz. Herhangi bir gelişme olursa size aktarmaya devam edeceğiz. Ayşegül Altın Agitok, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sayın Yavuz, ben sözünüzü kesmiştim canlı bağlantıya gitmeden. Evet, ben müsaade ederseniz bitireyim. Lütfen şimdi buyurun. Seyhan Avşar'ın sorduğu soru doğru aslında. Hı hı. Ama ben orada şunu söylemiştim. Siyasi maksadı Gazze'yi tamamen ele geçirmek ise Hamas'ın harekatı bunu bozucu bir etki yarattı. İşte yaratabilir. Bunun izlerini görüyoruz şeklinde ifade etmiştim. Böyle bir amaçsa uzar harekat demiştim. Genişleyip genişlememesi de şartlara bağlı demiştim. Hatırlarsanız. Öyle değil mi? Ama bugün dünkü gelişme daha farklı bir durum ortaya çıkardı. Ve bu farklı durum daha farklı meseleye daha farklı bakmamızı da işin doğrusu gerekli kıldı. Yani bunu söylemek isterim. Bir başka konu da çok kısaca müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. Buyurun, elbette. Orada Özgür Deri görüyorum. Yani bu insanlar tamam ben saygı duyarım. Kimden gelirse gelsin insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda protesto haklarını kullanmalıdırlar. Ama bu Özgür Deri mensupları biz sahte belgelerle yargılanırken o davada müşteki olma iddiasında bulundular. Yani dolayısıyla insanların burada insanlık suçuna karşı tavır aldıkları mı yoksa kendi dini değerlerinin içine kalıp o kalıpların dışına çıkamamaları mı söz konusu? Bazıları için, hepsi için diyemeyiz tabii bunu. Bunun da altını burada çizmek isterim yani. Evet, dolayısıyla hayat insan hakları herkes için geçerli, seçilemez. Hayat bir tutarlılık tutarlılığı barındırıyorsa anlamlıdır, yoksa anlamsız olur. Yani aynı şekilde Hamas'ın yaptığı sivillere saldırıya da karşı çıkacaksınız. İsrail'in bu insanlık dışı eylemlerine de ve planlarına da karşı çıkacaksınız. Ya da İsrail konsolosluğuna havai fişek atılmasına da. Evet, ona da karşı çıkacaksınız. Ayrıca kendi polislerimizin yaralanmasına da karşı çıkacaksınız. Kesinlikle. Neden kendi polisimizi, kendi evlatlarımızı yaralıyoruz? Ne için yaralıyoruz? Ne sağlıyor? Gidip Hamas, İsrail...